Yine de söylüyoruz? Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Yediyor Yediyor adı, etmez. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Aynı zamanda şu an ekran karşısında bizi seyreden arkadaşlarım sizler de dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz ne? Faktöriyel. Evet, faktöriyel konusunu şöyle genel olarak ele alacak olursak KPSS, DGS, ALES'te her sene soru çıkan bir konu. YKS'ye baktığımız zaman AYT'de sordular. AYT'de de gelebiliyor. TYT'de de gelebiliyor. Veya TYT'de arkadaşlar bilgi içinde gelebiliyor. Özellikle bir senede sadece şıklar içinde faktöriyel bilginizi kontrol ettiler. O yüzden faktöriyel temel kavramlar içinde temel bir konu bizim için de önemli bir konu. Şimdi konumuzu bir hemen direkt ele alıyorum arkadaşlar. Bir de dersimizi yani bu anlattığımız konuları kitap olarak almak isteyen arkadaşlar açıklamadaki linkten alabilirler. Aynı zamanda kitap alamayan arkadaşlarım da PDF'yi açıklamadan indirebilirler. Söz uzatmıyorum, derse başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, birden n'ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n faktöriyel şeklinde gösterir. Yani bu ünlem değil. Buna ünlem diyorlar. Hatta sosyal medyada biliyorsunuz ee, bunu ünlem diye yorumluyorlar ama bu ünlem bizde ne anlama geliyor? Faktöriyel anlamına geliyor. Yani biz bunu ünlem diye okumuyoruz da faktöriyel. Nasıl okuyoruz bunu? N faktöriyel. Mesela bunu nasıl okuyoruz? M faktöriyel. Bunu nasıl okuyoruz? 5 faktöriyel şeklinde okuyoruz. Mesela n faktöriyel neymiş arkadaşlar? 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı. Mesela 3 faktöriyeli bakalım. 1, 2, 3, 3'e kadar olan sayıların çarpımı kaç? 6. 4 faktöriyel ne? 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı 24. 0 faktöriyel ne arkadaşlar? O da 1. Bu özel bir durum var arkadaşlar. Ee, o yüzden 0 faktöriyelin 1 olduğunu bileceğiz. Şimdi kuralımız şu. Ee, mesela demiş ki arkadaşlar n faktöriyel n çarpı n-1 faktöriyel şeklinde gösterilebilir demiş. Şu kuralı dikkat edin. Bu bizim için çok önemli. Örnek veriyorum. 5 neydi arkadaşlar? 5 5 faktörel neydi? 5 4 3 2 1. Bunları çarpımı değil mi? Biz bunu aynı zamanda şöyle de gösterebiliriz 5 faktöreli. 5 çarpı 4 faktörel de yazabiliriz. Peki neden böyle yazdık? Bakın. 4 3 2 1'in çarpımı neye eşit arkadaşlar? 4 faktörel eşit değil mi? Dök tartıları. O zaman 1 1 azalt. Azalttığın en son yerde ne koy? Faktöriyel. Örnek veriyorum 9 faktöriyel. Nasıl yazabilirsin bunu? 9 çarpı 8 faktörel veya 17 faktöriyel. Bunu nasıl yazabiliriz? 17, 16. Hadi bir daha ilerleyelim. 17. Heh, bitirirken. 15. En son bitirirken sonra ne koyuyoruz? Faktöriyel koyuyoruz. Ünlem dediğiniz şey burada faktör oluyor arkadaşlar. Sakın da ünlem demeyin. Tamam mı? Burada ne yapmış? Bakın 9 faktöriyel. 9 çarpı 8 faktörel. Bitirdiğin yerde Ünlemi ne yapacaksın? Koyacaksın. Anladım, ben de ünlem diyorum artık. Sağ olun. Beni de bozdunuz. <laughs> evet. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada her zaman en küçük faktöriyle kadar en büyük faktöriyle açmanız lazım. O zaman şöyle bir slogan yazalım. En büyük faktöriyeli en küçük faktöriyle kadar aç. Evet. En büyük faktöriyeli en küçük faktöriyle kadar aç. Mesela 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Şimdi 9 faktöriyeli kaça kadar açacağız? 8'e kadar. Şu 9 faktöriyelin yerine ne yazacağız arkadaşlar? 9 çarpı 8 faktöriyel yazacağız. Burada da ne var? 8 faktöriyel var. Bakın 8 faktöriyel birbirini götürdü. Ne, ne kaldı? 9 kalmış oldu. İlk en temel sorumuz bu. Temelden ele aldık bütün konuyu. Ee, çözüm alanları alsın. Bir şurada bir soluklanayım. Çözüm alanları alsın. Dersin sonunda en güzel not yazımını göstereceğiz kameraya. Bakacağız. Devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada en küçük kim? O zaman 7'ye kadar hepsini açın. Bak 9 faktöriyeli açın. 9, 8, 7 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Sonra yukarıyı 7 faktöre parantezine alalım arkadaşlar. Siz buraya hemen not alın. Ben de şu yukarıyı temizleyeyim. Hemen şu üstüne yaptım işlemi. Işte, Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Alta geçmeyeceğim. Şimdi orada hepsini ne parantezine alacağız? 7 faktöre parantezine alacağız. Çünkü neden? 7 faktöreller birbirini götürsün istiyorum. Burayı 7 faktöre parantezine aldığım zaman buradan ne kaldı? 9 çarpı 8. Yani 72. Artı. Buradan ne kaldı? 8. Bölü. Buradan aşağısını bir şey alamazsınız. Zaten tek ifade var. O kendi başına kalsın. Direkt o zaman bölüyü şöyle mi yapalım? Şöyle yapalım. Bölü 7 faktöriyel. Şimdi ne yaptım? Bir kez daha söylüyorum. 7 faktöriyel parantezini aldım. Buradan ne kaldı? 9 çarpı 8, 72. Buradan ne kaldı? 8. Bölü 7 faktöriyel de aynen yazdım. Bunlar beni götürdü mü? götürdü. Zaten amaç buydu. Amaç bu sadeleştirme yapmaktı. 72'ye 8 ye eklediği zaman kaç yaptı? 80 yapmış oldu. Tamam. Güzel not alıyorsunuz. Geçiyorum 3'e. Şöyle. Şimdi arkadaşlar 3. soruda en küçük sayı kim? O zaman kime göre alacağız? 5 faktöriyele göre hepini, hepsini ne yapacağız? Açacağız. O zaman başlıyorum. 6 faktöriyel önce nasıl yazıyoruz? 6 çarpı 5 faktöriyel artı 7 faktöriyel nasıl yazıyorum? 7, 6 bıraktığın yerde ne koy? Faktöriyel. Bölü 5 faktöriyel aynen yazdım. Artı 6 çarpı 5 faktöriyel. Şimdi neyin parantezini alacağım? 5 faktöriyel parantezini alacağım. Bakın 5 faktöriyelleri ne yaptım? Tek tek işaretledim. 5 faktöriyel parantezini de şurada alacağım arkadaşlar. Buradan ne kaldı? 6 artı. Buradan ne kaldı arkadaşlar? 7 kere 6 42. Bölü aşağıda yine 5 faktöriyel parantezini alıyorum. Buradan ne kaldı? Hiçbir şey kalmayınca ne yazıyorduk? 1. Çünkü niye? Onun yanında çarpı 1 var gizli olarak. Artı. Buradan da ne kaldı? 6. Bunlar beni ne yaptı? Götürdü. Zaten amaç bu götürmeydi. 42 altlar ne yapar? 48. 1 altı ne yapar? 7. O zaman ne oldu? 48 bölü 7 olmuş oldu. Cevabımız. Bunları böyle açarken acaba buradan gelmez mi, sadeleşmez mi gibi şeyler düşünmeye gerek var mı Yusuf? Evet. Yok gerek yok. Sadeleşecek. Sadeleşmiyorsa niye verdin? Konunun başları kolay. İleride biraz işleme dayalı sorular var. Yoksa ilk başındaki sorular temel sorular. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar eliniz eni, eni, açmaya da alışsın diye ben özellikle enini soruda koydum. Mesela aşağıdaki bu mu daha büyük, bu mu daha büyük? Yukarıdaki daha büyük. O zaman her zaman büyük küçüğe ne yapacağız? Benzeteceğiz. N faktöriyeli açalım arkadaşlar. N çarpı N eksi bir faktöriyel. Bölü fayda ne var? N eksi bir faktöriyel var. Bunlar birini götürdü. Ne kaldı? Ne kaldı? Evet. Ne kaldı dedik. Tekrar bir şey demenize gerek yok. Hayır. Bizim artık Fosilleşmiş esprimiz. <laughs> Zorla gülmeyin, komik değil. <laughs> Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sayılar üzerine düşünürken kolaydı. Belki böyle işlemler üzerine düşünürken insan bir tık heyecanlanabiliyor. Onu yapmayın diye ben özellikle yaptım. Mesela burada en küçük ne? En eksi bir faktör. O zaman hepsini açacağız. Dikkatli açalım. Önce buraya açıyorum. N artı 1 çarpı n çarpı n eksi bir faktöriyel artı şunu da açalım n çarpı n eksi bir faktöriyel dikkat ediyorsanız bir bir azaltıyorum bir bir bölü bunu azaltıyorum n çarpı n eksi bir faktöriyel artı n eksi bir faktöriyel şimdi n eksi bir faktöriyel her yerde var mı bakalım burada var burada da var burada da var, burada da var. Burada da var. Demek ki o zaman ben n-1 faktörel parantezin alabilir miyim? Alıyorum. Şöyle kalın, kıskaç bir parantez açayım. Buradan ne kaldı? N çarpı n artı 1 kaldı değil mi? Çarparak yazalım arkadaşlar. N ne ile n'in çarpımından ne gelir? N kare. N ile 1'in çarpımından ne gelir? Ne gelir dedik ya. Aradaki işareti yazıyorum. Artı n. Bölü yine n-1 faktörel parantezden alıyorum. Buradan ne kaldı? Artı. Buradan ne kaldı? Bir. Evet. Buradan da arkadaşlar bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Yukarıdan ne kaldı? N artı 2N bölü N artı 1. Bu da şu anda gördüğünüz haliyle tekrar sadeleşmesi mümkün mü? Uğraşmayın. Böyle yazın. Bırakın. Cevap bu zaten. <laughs> en parantezini alsak en ne gibi? En alsak başka şeyler olabilir. Ama bizim için yeterli olan şey. Burada size katmak istediğim şeyi anladı değil mi? Yani neyle yazarsa da şu. Önemli olan nerede? Şu. En artı bir faktörü Tamam mı? En artı bir çarpı n çarpı n eksi bir faktör olarak ifade edebilmeniz. Yani onu bir bir azaltmanız. En son bıraktığın yerde ne koyacaksın? Faktörü Ünlem aynen alanları alsın. Şu soru KPSS'de çıktı arkadaşlar benzeri bu sene. Şu aşağıda gördüğünüz sorunun benzeri. Hatta skandal KPSS olayları bu soruda yapıldı. 2015 yılında da LYS matematikte çıktı. Yani AYT e matematik dediğiniz sınavda çıktı. Yani soru hem KPSS hem de AYT'de matematikte çıkmış sorunun benzeri. Kızıkmıyoruz değil mi? Geçiyorum o zaman. Evet şimdi bakalım arkadaşlar sınavda çıkan soru nasıl bir soruymuş? Neden bu kadar tartışılmış bir görelim. Aslında sorarsanız sınavda bu soru öyle hemen yapılabilen bir soruydu ama insan yaparken bir tereddüt yaşıyor mu? Bakalım. Yaşıyor. Şöyle yaşıyor. Ya buradan çıkar mı? Bu konudaki en psikopat hastalık şu. Buradan gelir mi? Buradan gelmez mi? Şurada ne görüyorsun? İki kare farkı mı? İki kare farkı neydi? Bilmeyenler için hadi bir daha hatırlatalım. X kare eksi y kare iki kare farkı oluyor. Bunu nasıl yazıyoruz? X eksi y çarpı x artı y olarak yazıyoruz. İlk yapmanız gereken hamle arkadaşlar şurayı iki kare farklı şeklinde ifade etmek. 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel olarak yazacağız. Yazdık mı? Yazdık. Haydi da aynen yazalım. 10 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar şurayı 10 faktörüyle kime göre açayım? 9'a. Bu 10 faktörüyle kime göre açayım? 9'a. Şimdi tek tek açıyorum. 10 faktörüyle gördüğüm yere ne yazıyorum? 10 çarpı 9 faktörüyle. Evet 10 çarpı 9 faktöriyel. Eksi 9 faktöriyel. Kapattım. Çarpı bunun yerine yine 10 çarpı 9 faktöriyel. Artı 9 faktöriyel. Bölü 10 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel. Aşağıya bir şey yapmayacağız. Niye yapmıyoruz biliyor musun Buket? Çünkü aşağıda ne var? Çarpma var. Eğer toplama olsaydı yapacaktık. Çarpma da yapmayacaksın. Zaten o istediği şeyle çarpılabiliyor. O şimdilik kalsın öyle. Belki onu açarım. O ayrı bir olay. Şimdi burada ne var? 9 faktöriyelleri görüyor musunuz? Evet. 9 faktöriyel parantezin alıyorum şimdi burayı. Aldığım zaman buradan ne kaldı? 10. Hatta şöyle direkt işlem yapalım. Ya da yapmayalım. Yapmayacağım. 10 eksi. Buradan ne kaldı? 1 çarpı. Burayı da 9 faktöriyel parantezine aldım. Buradan ne kaldı? 10. Buradan ne kaldı? 1. Bölü. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. 10 faktöriyeli bu sefer açalım. 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazalım. 9 faktöriyel de aynen dursun. Aslında bu kısmen haklı çıktın. Tebrik ediyorum. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 9 faktöriyelle 9 faktöriyel. 9 faktöriyelle 9 faktöriyel. 10'dan 1 çıkarsa 9. 10'a bir eklersen 11. Burası ne? 9. Burası ne? 10. Ne oldu? 99 bölü 10 olmuş oldu. O da ne olur? 9,9. virgül Sorabilirsin. Hocam bu 10 kirlen 10'un karesi çarpı 9'un karesi çarpı karesi aynı şey. 10'un karesi çarpı 9'un karesi çarpı 8'in bir dakika Onun karesi çarpı 9'un karesi en son yine ünlemi koyacaksın değil mi? E, kareyi de koyacaksın. Tamam açabilirsin öyle. Bak seni sen şunu demek istiyorsun galiba. Şuraya şuraya yazayım. 10 faktöriyelin karesini şöyle ifade edeyim diyorsun. 10 kare çarpı 9 kare çarpı 8 faktöriyel kare. Doğru olur. Güzel. Hatta bunu da kattığın için derse çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunun bu şekilde yazımını bilmek de önemli. Çünkü kareden oluyor, kare hepsine ait değil mi? 10, normalde 10 faktöriyel olsaydı 19 diyecektik. ama kare olduğu için 10'un karesi. Kare olduğu için 9'un karesi. Bıraktığın yerde de tekrar bir kare geldi. Buraya mı? On çarpı on. 9 çarpı dokuz. Olur. O da oluyor. O da oluyor. Oradan da gelir ya. Bir yerde işlem hatası yapıyorsunuz. Zaten 90 ile 99 arasında 9 var. Diyor, oradan burası zaten yarım saat. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar burası işlem kısmıydı. Burada takılan, sıkılan, yorulan arkadaşlarım varsa tek tek tane tane yapsınlar. İşleminde işleminde temeline sıkıntı olanlar da burayı bir daha baştan alıp bir daha çözsünler. Bak bu samimi tavsiyedir. Bu samimi tavsiyedir. İşlem yeteneği sıkıntı olan arkadaşlar bunları bir daha çözsünler. Sınavda yapsınlar. Evet. Ya, bitmedim hala. Tamam sen arkadaşına al. Nerede? Burada mı? He tamam onu düzeltiriz. 9, 4, 2, 1 değil mi? Hı. O zaman şurayı komple silelim. Şuraya tek bir artı yazalım. Heh. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir konu. AİT matematikte tam buradan soru çıktı. Yani ÖSYM'de artık kendini bir noktada ileri tarıyor. Hani böyle klasik sorular yerine birazcık daha klasik olmayan sorular çıkabiliyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Bunun mantığı önemli. Şimdi ne diyor? 19 faktörel sayısının içindeki iki çarpanlarının sayısını bulalım. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar ben size bir tane kendim örnek göstermek istiyorum. Hiç konuya başlamadan. Mesela 8 faktöreli bir inceleyelim beraber tamam mı? 8 faktörel ne? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? 4 ne demek? 2 üssü 2. 2 ne demek? 2 demek. 6 ne demek? 2 çarpı 3. 1, 2 buradan geldi. 8 ne demek? 2 üzeri 3 demek. Kaç tane 2 var? Bir sayalım. 1, 3, 4, 7. Tam 7 tane 2 çarpanı var değil mi içinde? Nereden geldiğini anladınız değil mi? Her sayıda böyle geliyor. Ama 8'de bakın kaç tane geldi? 3 tane geldi. 6'da bir tane, 4'te 2 tane, 2'de bir tane. İşte arkadaşlar bunları böyle tek tek bulmak yerine buna bir yöntem yapmışlar. Mesela yöntem şu. 8'i geliyorsun burada, 2'ye bölüyorsun. 4. 2'ye bölüyorsun. 2. 2'ye bölüyorsun 1. Sonra bölümleri topluyorsun. 4. 2 daha 6. 1 daha ne yaptı? 7. Bakalım. 1, 3, 4, 7. Doğru muymuş bu yöntem? Doğruymuş. 19'da soru üzerine gelelim. 19'u 2'ye bölmüş. 9. 9'u 2'ye bölmüş. 4. He, kalan 1 var. Murat. O 1 seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Sen kimle ilgilisin? Bölenle. 4'ü 2'ye böldün ne oldu? 2. 2'yi 2'ye böldün ne geldi? 1. Sonra bölümleri topluyorsun. 9, 4, 2, 1. 9, 4, 2, 1'i toplayalım. Ne geliyor? 13, 16 geliyor. Olay bu. AYT matematikte buradan soru sordular arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Burada şart ne peki? Şurada böldüğün sayının ne olması gerekiyor? Asal. Asal olmazsa bu yöntemi yapabilir misin Metin? Yapamazsın. İlla asal da yapabilirsin bunu. Böyle geliştirmiş bir yöntem. Kim? Yok baktığın sayı asal olacak. Mesela bak aşağıdaki soruda ne var? 50 faktörel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? 2 asal mı? Asal. O zaman ne yapıyorsun hemen? Geliyorsun 50'yi 2'ye bölüyorsun. 25. 2'ye bölüyorsun. 2, 20, 12 kere 2, 24. 12. 2'ye bölüyorsun. 6. 2'ye bölüyorsun. 3. 2'ye bölüyorsun. 1. Bakın bölümlerle ilgilenmiyorsunuz. Unutmayın. Toplayalım. Doğru değil mi? İşlem, hatam yok. 4. 10. 22, 25 tane yapar. 47. Evet, Elit bir 47 arkadaşlar. Şimdi bunun türevi sorular var işte. EBOB'da sorabilir, Ekok sorabilir, hikaye verebilir. İşte Ayta Matematik'te gitti, Ebob Ekok bunu sordu. Çoğu da yapamamıştı soruyu yani. Çok zor bir soruda değildi. Ama EBOB ve Ekok'un adını gören bize kitleniyor abi. EBOB ve Ekok kitleniyor. O yüzden o soru sınavda çoğu yapamamıştı arkadaşlarımız. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar 41'in içinde ne kadar çok 2 varsa X o kadar büyük olur değil mi? Bu X ne demek? 2 sayılarının çarpımı demek değil mi? Kaç tane 2'nin yan yana çarpımı. O zaman benim 41 faktörün içinde kaç tane 2 olduğunu kontrol etmem gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman 41'i ne yapıyorum? Başlıyorum 2'ye. Böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 1. Topla. 1 3 8 18 38. O zaman buradaki ne olur? 2 üzeri 38 çarpı y. Arkadaşlar burada y kendini ayarlar. Niye ayarlar? Y pozitif tam sayı mı? Evet. X pozitif tam sayı mı? Evet. O zaman burada y kendini ayarla. Bayağı büyük bir sayı olsun. Yani diğer çarpanların hepsini kime verdik biz? Y'ye verdik. Kim verdik Y'ye mesela? 4'ü, işte 4 diyorum özür dilerim. 5'i, 7'yi, 11'i, 3'ün katlarını, bütün diğer sayıları Y ye sağlıyor. Seni ilgilendiren burada kim? 2'nin kaç tane olduğu. Çünkü neden? Üstteki şu X ne demekti? X adet 2'nin yan yana çarpımı demek. Kaç tane 2 yan yana çarpılıyor 40 bir faktöriyelde? 38 tane. Geçiyorum. Tamam. Heh, bir tepki verin. Yakalayamıyorum. Yanlış. Neden yanlış biliyor musun? Altı asal mı? Değil. Bravo. Zordu da senle görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar geçelim dokuzuncu sorumuza. A ve B elemanları tam sayılar olmak üzere 49 faktöriyel eşittir 6 üzeri a çarpı b. Şimdi bu ne demekti? A tane altın yan yana çarpımı değil mi? Şimdi arkadaşlar altı asal mı? Hayır. Değil. Peki altı neden oluşuyor? Peki. 3 ve 2'den. 6 demek 2 çarpı 3 demek. Şimdi arkadaşlar 40, yani her 2 ile 3 yan yana gelince ne oluyor? 6 oluşuyor. Peki 49 faktörün içinde 3 mü daha fazladır, 2 mi daha fazladır? Bunu ben bir kere mahsus göstereceğim. Atıyorum kaçı inceleyelim sizle? 7 faktörleri bir inceleyelim sizle beraber. Bir çocukça inceleyelim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunu sadece konu anlaşılsın inceliyorum. Bu 6 yerine ne yazacağım? 3 çarpı 2. 4 yerine ne yazacağım? 2 üzeri 2. 3 yerine ne yazacağım? 3 yazdım. Tamam. 2 ve 3'ü ilgilendiren sayılar bunlar. Kaç tane 2 var? 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 1'i çarpın. 2 üzeri 3 yapar. 3 ile 3'ü çarpın. Ne yaptı? 3 üzeri 2. Nerede? Ha şu 2. O zaman ne yapar? 2 üzeri 4. Bravo. Şu tamam. Şunu yazdık. Güzel. 4 tane 2 var. 3 tane 2 tane 3 var. 2 sayısı 3 sayısının her zaman fazladır. Niye? sayılar ardışık gittiği için böyle peş peşe gittiği için 3 3 kere de bir kere denk gelirken 2 en az 2 kere de bir kere denk geliyor. Ve bazen ee 4 olarak geliyor burada. Direkt ne oldu mesela 2'nin karesi. Ama bundan ziyade 2 kere de bir kere geldiği için 2 iki, sayısı daha fazla oluyor. O yüzden şu 49 faktörün içinde yeterince 2 vardır değil mi? Belirleyici olan kimdir o zaman? 6 oluşması için. 2 mi 3 mü? 3. O zaman ben direkt 49 faktörelde kaç sayısına bakacağım? 3'e bakacağım. 3'e mi? Aynen. O belirleyici olacak. Anladınız değil mi? Yet <laughs> tamam. Ee, işte kaç tane altı oluşturabilirim en fazla? 2 ve 3'lerin sayısı kadar altı oluşur. 2 ve 3'lerin sayısını kim belirliyor? 3 belirliyor. O yüzden 49'u geliyorum. 3'e bölüyorum. 16 kere 3, 48. 3'e böl, 5. 3'e böl, 1. Toplayalım bunları. 16, <laughs> 21, 22. Şöyle elif bir 22 yazalım. Bir dakika sana cevap vereceğim. Söyle bakayım. Bir daha toparlıyorum. İçinde 6 oluşması için 2 ve 3'ün ne yapılması lazım? Çarpılması lazım. Yeterince 2 vardır. Kim azdır? 3 azdır. O yüzden kime baktınız buna? 3'e baktınız. Kaç tane 3 varsa o kadar 6 yaparsın. 2 zaten çok artacak 2. O yüzden direkt ne yaptım? 3'e bilerek başladım. Yattınız iğnenize. Sen Şimdi geldik 10. soruya. Şimdi bak farklı farklı sorulara da geleceğiz arkadaşlar. Bana ne diyor? X'in en büyük değeri kaçtır? X ve Y ne yine? Tam sayı. Şimdi kaça bakacağız? Hadi. 10 neyden oluşuyor? 2 çarpı 5'ten oluşuyor. Bu sefer kime bakacağız? 5'e bakacağız. Niye? Çünkü 55 faktörün içerisinde yeterince ne vardır? 2 vardır. 10 olması için 2 ve 5 lazım. 2 yeterince olduğu için kim belirleyici oluyor? 5. 55'i 5'e bölüyorum. 11. 5'e bölüyorum. 2 daha da bölünmüyor. Kaç tane oldu? 13 tane. O zaman x'in en büyük değeri kaç? 10 üzeri 13 çarpı y eşittir. 55 faktöriyel olabiliyor arkadaşlar. Olayımız bu. Nasıl? Kaç diyorsun? Bakacağız. Yazın bakalım. 4 asal değil dedi. 4 asal değil dedi. Olabilir mantıklı. <laughs> Yusufcum sorun var mı? Yok evet. hocam. Abi bir kızlık mıyız Hı. değil mi? 55, 55 aynen o. 55, 55 faktöriyel. Ünlem var onun. Bu kez sevmiyor musun bu konuyu? Geçiyorum şimdi 11'e. Tamam bekliyorum. Hadi uğraşanlar da yapsın. Ekrandaki de boş durma arkadaş. Sen de uğraş. <laughs> Kaç? 74 mü? Kaç? Bir söyleyin cevapları. 74. 76. 39. 70, 76, 76. Bakalım 71, 6 mı? Yoksa? <laughs> <laughs> Türbülansa girdim şu anda. Ar Şimdi arkadaşlar. Kazanmadan şu an verecek hiçbir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar. 19 mu buldun? Farklı bir cevap. Başlıyoruz. Ekrandakiler de şu an <laughs> siz de umarım cevaplarınızı yazmışsınız duruyor ha. Arkadaşlar bir kere buradan bakamazsınız. Niye bakamazsınız? Çünkü sayının tek bir blok haline gelmesi gerekiyor. Onlar toplandığı zaman üst üste gelir. O ikiler birbirini ne yapar? Kaybeder. O yüzden ilk başta bu 40 faktörelli burayı 40 çarpı 41 çarpı 40 faktör olarak yazacaksınız. Yani şu 41 faktöreli 41 çarpı 40 faktör olarak yazacaksınız. 40 faktörelli yine ne olacak? Aynen kalacak. Şunu aynen yazdım. Şunu da böyle yazdım. Sonra ne parantezini alacağım? 40 faktöriyel parantezini aldım. Buradan ne kaldı? 1. Buradan ne kaldı? 41. O da ne oldu? 40 faktöriyel çarpı 40 oldu. Yani benim aradığım sayı ne arkadaşlar? Benim aradığım sayı şu. 40 faktöriyel çarpı 42. Ben bu sayıya bakıyorum. Doğru mu? Tamam. Peki ben burada niye bakacağım? Neye bakacağım? 4 üzeri a. 4 asal mı? Değil. 4'ü nasıl yazarız? Arkadaşlar 4 üzeri a'yı şöyle düşüneceksiniz. 4 demek 2 üssü 2 demek üstünde ne var? A. Matematikte kural şuydu. Üstün üssü ne yapılır? Çarpılır. O zaman buradan ne geldi? 2 üzeri 2 a geldi? Ha, o zaman 4 üzeri a'yı sildim. Yere ne yazdım? 2 üssü 2 a çarpı b yazdım. Eşittir ney? 40 faktöriyel çarpı 42. Şimdi benim bu tavrımda kaç tane 2 vardır? Maksimum adetine bakacağım. Kaç 2 vardır? 42 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 21 midir? Bir tane 2 burada vardır. Değil mi? Bakalım burada kaç tane 2 var? Bunun yöntemi uyguluyorum hemen. 42'ye bölüyorum. 20. 2'ye bölüyorum. 10. 2'ye bölüyorum. 5. 2'ye bölüyorum. 2. 2'ye bölüyorum. 1. Sayacağım. 10. Şey 20. 30. 35. 37. 38 mi oldu? 38. 38 tane 2 burada var. Bir tane de 2 burada var. 39 2 mi? Ama benim şimdi burada aradığım sayı ne arkadaşlar? Dikkat edin. Şuraya çok dikkat edin. 202 ama. O zaman ben 2A'yı 39'a eşitlesem hani en fazla 39 ya. 2A 39 A ne olur? 39 bölü 2. 39 bölü 2 kaç yapar? 19,5. 19,5 tam sayı mı? Değil. Ama adam ne diyor bak? A ve B elemanıdır tam sayı. He, demek ki ben 2A'yı 39'a eşitleyemiyorum. Doğru mu? 39'un bir altı kaçtır? 38. Geleceğim sonra. 38'e eşitleyelim. O zaman A ne olur arkadaşlar? 19 olur. Cevabımız 19. Kim 19 demişti? Buket, senin takıldığın yeri anladım mı? 38 tane burada, bir tane de burada var ya. Hani 42 dediğim sayı 2 çarpı 21 ya. 39 tane, yani 2 üzeri 39 buradan, yok. 2 üzeri 38 buradan geliyor. Hani bir tane 2 de buradan geliyor. 2 üzeri 39 oluyor. Ama 2A39 olursa neyle çelişiyor? Burayla. İşte bak temel kavramların faydasını gördünüz mü? En büyüğünü soruyor ya. 39 olmuyorsa kimi deneyeceksin? He? <laughs> hani 39 en fazla. 39 olmuyorsa 38. Şimdi sen ayakkabı deniyorsun. Ne yapıyorsun? 39 numara olmazsa kaçı deniyorsun? 40'ı deniyorsun. Hocam <laughs> <Değil mi>? ben <laughs> Ayakkabıyla bu aynı şey değil ya. Şaka yapma. Arkadaşlar şimdi burada buradan sonra hangi sorular başlıyor? Kaç dakika oldu? Şu an saat kaç? 15 Hocam ben oldu. Diğer ders... Yer ders... Yok kapatmadım bir dakika. Takım öyle şeylere. Hemen toparlayacağım ben. Bence de devam edelim buna. Sorular zor değildi bence. size Yoruldunuz mu? Tamam ben yudumlandım. <laughs> Geçiyorum buna. 10 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Ben kesmişsem de buradan kesmişimdir haberiniz olsun. 10 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi arkadaşlar. Bir sayının sondan sıfır olmasını ne belirliyor? Şöyle diyelim ya da. Bir sayının içinde kaç tane 10 çarpanı varsa o kadar sıfır var. Mesela test edelim. 7 çarpı 10 ne yapıyor? 7 çarpı 10 çarpı 10 kaç yapıyor? Dikkat ediyorsanız 2 tane 0 var, 2 tane 10 var. 1 tane 0 var, 1 tane 10 var. Demek ki bir sayının sonundaki sıfırı kim belirliyor? 10. Peki bir sayının içinde 10 olmasını kim belirliyor? 5 ve 2. Bir sayın içinde kaç tane 5 ve 2 varsa o kadar 10 vardır. O zaman şöyle yapalım mı? Onun 10 çarpı 2 eşittir olduğu için ee, bir dakika olmadı. 5 çarpı 2 heyecanlandım. 10 eşittir 5 çarpı 2 olduğundan bir sayının içinde kaç tane 5 varsa o kadar 10 vardır. O kadar 10 varsa da o kadar 0 vardır diyebiliriz. Neden 5'e baktık? 2 yeterince var. O zaman gelelim bunun içinde kaç tane 5 var bakalım. 2. Tamam daha bölünmüyor. Kaç tane var 5? Yok 1 milyon Murat. 2 <laughs> tane var. 2 tane 5 var. O zaman bu sayının sonundan kaç basamağı 0'dır? 2 basamağı 0'dır. Sebebini anladınız değil mi? Sonunun 0 olmasını belirleyen 10'dur. Onu belirleyen 2 ve 5'tir. 2 yeterince olduğu için belirleyici olan kimdir? Sadece 5'tir. Direkt ne yapıyorsun? Sayıda kaç tane? Beş var diye bakıyorsun. Arkadaşlar? Evet. Geçiyorum. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar sondan kaç basamağı dokuzdur diyor. Dokuz <gülüyor> 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 Yok ondan değil. Ama bayağı yaklaştın seni tebrik ediyorum. Belki de doğru söyledim. Dur. Arkadaşlar mesela yüzü inceleyelim beraber. Yüz 100 nedir? Yüzdür. Peki yüz 1 nedir? Yüz 1 nedir? 99. Bin eksi bir nedir? Bin eksi bir. 999. Bu arada kupayı kim alır? Fas mı alır? Ama buraya kadar ya. Fas ya. Hocam. Arjantin diyenlere kalırsın. Bu kayıt altına alınıyor ya. Tarihte belli bir kişi. Fransa alır diyenler. 1, 2, 3, 4, 5. Fas. Ölüyor. Ben ben Fas'a oynuyorum. <gülüyor> 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 Başka kim kaldı? Hırvatistan. Bir de Hırvatlar oluyormuş. Neyse ana olsun diye yaptım arkadaşlar bunu. Bu ana olsun. 1, -1 eksi geldi. 999. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? 9. Evet. Sıfır sayısı kadar 9 var. Sıfır sayısı kadar ne var? Ama ne için? Eksi bir için konuşuyoruz değil mi? He, bir çıkardığı zaman bütün sıfırlar neye dönüşüyor? Dokuza dönüşüyor. 50 faktöriyelin içinde kaç tane sıfır vardır o zaman? Ona bakalım. Bir çıkardığı zaman da o kadar dokuz vardır. Evet aynı şey söyledim değil mi? Haklı çıkmış olabilirsin. 50'yi 5'e bölelim. 10. 10'u 5'e bölelim. 2. Daha da bölünmez. Kaç tane var? 12. O zaman sonundan kaç basamağı 9'dur? 12 basamağı olacak arkadaşlar. Güzelce anladınız değil mi? Bak, eksi 1 zaten sonu 9 yapan şey o eksi 1. 49. Hayır 49 oğlum ya. Murat Allah belanı vermesin. Kafana tren düşsün. Öyle bir şey olabilir mi oğlum ya? Kızım yanlış anladın, Dinleme onu. Şimdi bak. 50 faktörenin sonunda böyle bir sürü 0 0 0 var ya. Sen bundan 1 çıkarıyorsun ya. O bütün sıfırlar 9'a dönüşüyor. Ben de, ben de, ben de. Hani o sen 50'den 1 çıkarıyorsun. Tamam 49, 9 işte. <gülüyor> 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 Aynen Murat. Bekleriz. Şimdi arkadaşlar şu soruyu da ben türettim. 60 faktörel eksi 2 sayısının birler basamağı hariç sondan kaç basamağı 9'dur? Ya kalınız ne? Bu bu sefer 100'den 2 çıkarın. Test öğreteceğim size. 98. 1000'den 2 çıkarın. 998. 998. 10.000'den 2 çıkarın. Hadi bir tane daha yaptım. Dayanamıyorum. 9.998. Dikkat ediyorsanız 0 sayısı 2 iken 9 sayısı 1. 3 0 varken 2 9 var. 4 0 varken 3 9 var. Bakın her zaman diyorum ki matematikte bir şey anlamadığın zaman anlayabileceğin ilkel bir örnek ver. İlkel örneği gördün mü? Bak konuyu buldum buradan ya. Hiç fikir sahibi değildim. Bak şu basit bir örnek verdim. Direkt sen hemen 60 faktöriyel içinde düşünme. Şimdi ben Metin'in akciğerinde bir şey var mı diye merak ediyorum. Ne yapayım? Akciğerini söküp almıyorum. Akciğerinden parça alıyorum. İncelemeler yapıyorum. Değil mi? Adam burada kaç mesela sana ne soruyor? Bak sana diyor ki birler basamağı hariç sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Hiç bilmediğim bir şey. Doğru mu? Niye? iki çıkıyor sayıdan. O zaman ne yapacaksın? Ya diyeceksin ki ben burada sıfırlarla ilgileniyorum. Bir tane deneyeyim. Yüzden iki çıksa ne oluyor? 98. Bak iki sıfır bir dokuz. Üç sıfır iki dokuz. Dört sıfır üç dokuz. Demek ki sıfır sayısının kaç eksi? Bir eksi. Peki 60'ın içinde kaç sıfır olduğunu bulmak için neyi bulmam lazım? 5'e böleceğim. E böleceğim. 60'ın içinde kaç sıfır olduğunu bulmam, bulmam için? Kaç tane on olduğunu bulmam lazım? Kaç tane on olduğunu bulmam için kaç tane 5 ve 2 olduğunu bulmam lazım. 2 sayısı yeterince olduğundan dolayı da kaç tane 5 olduğunu bulmam lazım. O zaman 60'ı 5'e biliyorum. 12'yi 5'e biliyorum. 2. 12, 2 tane yaptı. 14. O zaman sondan kaç basamağı 9'dur? 14 tane. Evet, daldım. 14'ten de 1 giderse 13. 13. Şimdi 14 tane var ya, onun da 1 eksiği olacak. Onu dedik ya bir eksiğini alacağız. 2 0 var, 1 9 var. 3 0 var, 2 9 var. 4 0 var, 3 9 var. 14 0 var. 14 0 varsa kaç 9 var? Ama ne için konuşuyoruz? Eksi 2 için konuşuyoruz. Benim burada anlatmak istediğim olayı anladınız değil mi? Evet. Hiç bilmediğiniz bir soru gelirse ne yapacaksınız? Şu bu tarz bir örnek vereceksiniz. Bak yukarıda nasıl anladım? O örnekle anladım değil mi? Aşağıda neyle anladım? O örnekle anladım. Evet. Tamam yapabildiğimiz kadar yapalım. Kaç diyorsunuz 15'e? Hadi bir az daha bekliyorum. Bulun bakalım. Az daha bekliyorum. Acele yok. Orayı işte aldın değil mi? Tamam doğru bravo. Ayım, Hı -hı. Daha bir daha işte mi? 19'u bir daha biliyorsun ya. Cevapla gel bana. Kaç? 24. Bakacağız. Dur bakacağız. Yusuf neredesin? Direkt saldır mısın Yusuf? Parantez aldın mı? Tamam. Vay. Vay vay vay. Sen kaç diyorsun? Sen kaç diyordun? 24 diyenler? Tamam. Başka farklı cevap olan? Şimdi arkadaşlar. Burayı önce ne yapacağım? Şey yapacağım. Ee, tek bir çarpan halinde yazacağım. Toplamı önce ne haline getiriyorsun? Çarpım haline getiriyorsun. Nasıl getirebilirsin? Bakayım ben daha son sözümü söylemedim. 99 faktöriyeli nasıl yazacağım? 99 çarpı 98 faktöriyel yazdım mı? Şimdi 98 faktöriyel parantezini alacağım. Buradan ne kaldı? Bir şey kalmadığı için 1. Buradan ne kaldı? 99. O zaman burası ne yaptı? 100. Şimdi arkadaşlar ben neyi inceliyorum? 98 faktöriyel çarpı 100'ü inceliyorum. 98'in faktöriyelinin sonunda kaç sıfır var? Nasıl bulacağım? 98'i 5'e böleceğim. Kaç yapar? 19. 19 kere 5, 95. 5'e böleceğim. 3. 5'e böleceğim. 0. <laughs> tamam bölünmüyor. Şaka yaptım. <laughs> Kaç tane var? 19, 3 daha. Burada, burada tam 22 tane 0 var. 22 tane 0 var. 2 0 da buradan geliyor. 22 artı 2'den ne gelir? 24 tane 0 gelir. Bravo konuyu öğrenmişsiniz. Nazar diyelim sana da. Parkur mu yapacağım nazar? Durun bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Artık ÖSYM tarzı sorularımıza geldik. Ee, kaç soru var bu teste? Daha, baya daha bayağı var değil mi? Tamam. İki soru daha çözelim bu dersi kapatalım. Şu soru çıktı. Nerede çıktı biliyor musunuz? Öğretmenlere sorulan KPSS'de benzeri çıkan bir soru. Çok kek bir soru. Çok kek bir soru. Ama bo boşta bulunursan zor bir soru. Yok. X bir pozitif tam sayı olmak üzere 50 faktöriyel sayısı X ve X artı sayıları ile kalansız bölünememektedir. Bölünemiyormuş. Buna göre X'in alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Ha tamam o 2. X artı 2. Tamam ben anladım. Arkadaşınız doğru bir tepki verdi. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Olay şu. 50 faktörelin bölünmeyeceği bir sayı arıyorum. Doğru mu? 50 faktörel heh neye bölünmez? Kendinden büyük asal sayı bölünmez değil mi? Mesela 50 faktörelin bir dakika 50, fa... 50 faktörelinden büyük asal kim? 53 var. X 53 diyebilir misin? Diyemez. Bak niye 53 diyemezsin biliyor musun? Tamam 50 faktörel sayısı 53'e bölünmez. Ama 55'e bölünür. 55'e bölünür değil mi? 50 faktörel neden 55'e bölünür Metin? Çünkü bunun içinde 5 ve 11 çarpan olarak var mı? 50, 49, 48, 47, 46, 46, 11, 5 geliyor değil mi? O yüzden 50 faktörel sayısı 55'e kesinlikle bölünür mü? Niye? 5 ve 11'e bölünüyor. He. 53 olmuyor. Kaç diyorsun? Evet burada da yine bir kumpasa düşürdüm arkadaşlar. 57 ve 59 da diyemezsiniz. Tamam. 59 asal mı? Asal. Ama 57 nedir? 19 çarpı 3'tür. Peki 50 faktöriyel için 19'a 3 var mıdır? Çarpan olarak vardır. O da olmaz. 67, 69 da olmaz. Arda arda asal olan iki sayıyı bulmanız lazım burada. Yani aralarındaki fark iki olan iki asal sayı lazım. Onlar da kim burada? 71 ve 73. O yüzden x'e 71, bu da 73. Ama rakamların çarpımı karşı Toplamı diyor ya. Şıklardan gideme diye. O zaman x kaç olacak arkadaşlar? 71 olacak. 71'in de rakamlarını toplarsanız kaç yapar? 7 1 daha 8. Tabi bu soru benim. ÖSYM'ninkinden bir tık daha bir tık daha farklı bu. Olayı anladınız değil mi? Yani 51'e bölünüyor. 53'e bölünmüyor. Ama benim istediğim ne? 2 kere bölünmemesi. Aralarındaki fark 2 olan 2 tane sayı bölünmemesini istiyorum. Bunlar kim olacak? Asal olacak. Yani şu anda asal. Daha ileride asalların çarpımları da gelir. Ama şu anda asal. Anlayıp anlamadığınızı test etmek için bu soruyu da siz çözüyorsunuz ve bu dersten sonra mola veriyoruz. Hadi bakalım. Çözüm mola verelim. Bekliyorum. Hı? Sonra ben başka bir sınıfa dersim var. Devamını gelecek. Devamını PDF verdim gelmeyin. <laughs> <laughs> Gelmenin PDF'sini dolduramayız. Hadi bunu da siz bulun. zaman Haber vereceğim ya. Bu mesajları takip edin. Sen kaç diyorsun? 12 diyen var. Nereden hadi Enes saldır, hadi Enes. saldırır. saldır. Tamam kardeşim. jabru söyle, sus. Şaka <laughs> <Çek> <laughs> <Çek> <laughs> yapayım şeker. <laughs> Şaka yaptım be. Allah Allah. <laughs> <laughs> Yusuf'cum kaç diyorsun? Ben Öbür örneği anlamadın mı? Öbürünü anladım hocam. Tamam. Arda arda iki sene bölünmemiz gerekiyor. Asal sayı bölünmez. 71-73 dedim. Buradan Burada birine bölünecek, diğerine bölünmeyecek. Bölünmeyecek. Bak A ile bölünüyor diyor. A eksi 1 ile bölünmüyor diyor. Şimdi bir eksiyle bölünmeyecek. Kim olabilir? 47, 48 ya. A'ya 48 deyin arkadaşlar. A eksi 1 o zaman ne olur? 47 olur. 43 faktörel 48 ile bölünür mü? Bölünür. İspatlayayım. 43 faktörelin içinde 16 ve 3 var mıdır? Vardır. 16 ve 3'ün çarpımı nedir? 48'dir. Dolayısıyla 43 faktörel sayısı 48 ile tam bölünür mü? Bölünür. Ama 47 ile tam bölünemez. Niye 47? Asal bir sayı. Ve 43'ün içinde bulunmayan bir asal sayı. Yani 43 faktörün içinde 43'ten küçük tüm asal sayılar var değil mi? 47 bunun içinde mi? Değil. Dolayısıyla 43 faktörün içinde 47 olmadığı için bölünmüyor. A'nın alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Kaçtır? 4 artı 8'den. 4 artı 8'den. Kaç yaptı? 12. Tamam. Arkadaşlar olay bu kadar. Şimdi burada bir mola verelim. Bundan sonra da ne var? Şöyle bir bakalım sadece. Bilelim. Bak bunlar tam ÖSYM'nin sınavlarda sorduğu yeni nesil sorular. Devamında yapacağımız. Böyle simgesel sorular. Bak o AYT'de çıkan EKOK sorusu. Eko. Evo EKOK. Bir farklısı. Hocam bunları siz mi Biz kaybederiz. Kaybetmeyi siz alın. Devamında da böyle. Kaç soru varmış burada? Oo. Oo. 30 soru. 30 soruda bitmiş faktöriyel. Yani. Tamam mı? Şimdi mola verelim. Dediğim gibi işlemlerde zayıf kalanlar tekrardan işlemleri çözsünler. İyi olanlar da devam etsinler. Moladan sonra görüşürüz.